Allah-u Teala Âl-i İmrân suresi 198. ayette şöyle buyuruyor: "Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlara Allah katında bir ikram olarak zemininde ırmaklar akan cennetler vardır. Orada temelli kalacaklardır. Allah katındaki mükafat iyi kimseler için daha hayırlıdır. Dua, rahmetin anahtarı, abdest namazın anahtarı, namaz da cennetin anahtarıdır. Cennetin anahtarı namazdır. La ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Kılıç cennetin anahtarıdır. Cennetin anahtarı La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh demektir. Her şeyin bir anahtarı vardır. Cennetin anahtarı da fakirleri sevmektir." Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte oturuyordu. Onlara cennetteki güzellikleri anlatıyor, ashab da can kulağı ile kutlu elçiyi dinliyorlardı. Bu arada bir ses duyuldu. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın Resulü, cennette at var mıdır?" diye sordu. Şöyle cevap verdi: "Eğer cennete girersen, sana kırmızı yakuttan iki kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin." Bir başkası gönlünden geçeni şöyle sordu: "Ey Allah'ın Resulü, cennette deve var mıdır?" Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dinleyenlerden her birinin zihinlerinden geçeni sormak istediğini fark etmiş olmalı ki, bu soruya herkes için cevap mahiyetinde olan şu sözlerle karşılık vermişti: "Allah seni cennete koyarsa, canının çektiği ve gözüne hoş görülen her şey senin olacaktır." Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böylece kendisini dinleyenlerle beraber geçmişten günümüze bütün inananlara cennette tüm isteklerinin gerçekleşeceği müjdesini vermiştir. Zira Allah-u Teala orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin zevk aldığı her şey var ayetiyle cennet ehlinin istediği her şeye sahip olacağını ve görmek istediği her şeyi de görebileceğini bildirmiştir. Allah-u Teala iman edip de kendisinin razı olduğu işleri yapan kullarını bitmez tükenmez nimetlerle dolu cennetleriyle mükafatlandıracaktır. İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele buyruğu doğrultusunda Hazreti Peygamber kim zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle kim zaman da kendi ifadeleriyle insanlara cennet hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir. Buna göre müminler ahiret yurtları olan cennete varınca 8 kapıyla karşılaşırlar. Cennetin bekçileri tarafından ilk olarak alemlerin efendisi Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem açılan bu kapılardan onlar pazartesi ve perşembe günleri içeri alınırlar. Dünyada işledikleri amellere göre ebedi yurtlarına farklı bölümlerden girerler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kişilere özel olan bu cennet kapılarını şöyle anlatmıştır: "Kim Yüce Allah yolunda malından çifter çifter harcamada bulunursa cennette, ey Allah'ın kulu, işte hayır budur" diye seslenilir. Namaz kılanlardan olan kimse namaz kapısından çağrılır, cihat edenlerden olan kimse cihat kapısından çağrılır. Sadaka verenlerden olan kimse sadaka kapısından çağrılır. Oruç tutanlardan olan kimse ise reyyan kapısından çağrılır. Cennette müminleri bekleyen nimetler çok çeşitlidir. Bunlar arasında çeşitli özelliklerdeki denizlerden, bozulmayan sudan ırmaklar,
tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan nehirler, kollar halinde ayrılır. Bunların başında cennette insana ferahlık veren ve devamlı akan pınarlar ile Allahu Teala'nın Resulullah'a vaat ettiği Kevser ırmağı vardır. İki kenarı altından olan bu nehrin toprağı miskten daha güzel kokar. Yakutlar ve inciler üzerinde akıp giden suyu, baldan daha tatlı, kardan daha beyazdır. Nehrin üzerinde boyunları deve boynu gibi besili bir takım kuşlar vardır ki, bu kuşların tadı görünüşlerinden daha güzeldir. Cennetin toprağı tıpkı halis buğday unu gibi yumuşak, beyaz ve mis kokuludur. Yakıcı sıcaktan ve dondurucu soğuktan korunmuş mümin topluluğu, gövdesi altından olan iri yapılı ağaçlar altında gölgelenir. Göz alabildiğine yeşilliklerle dolu bu mekanda dikensiz Sidir Arabistan kirazı ağaçları, meyveleri salkım salkım dizilmiş muz ağaçları ve hurma ve nar gibi daha çok ağaç sıralanmıştır. Nimetlerle dopdolu olan bu ağaçların meyveleri, dileyenin rahatça toplayabilmesi için yakınlaştırılmıştır. Cennetlikler nehirlerin yanı başında, rüzgar esintisiyle sallanıp dalgalanan, güzel kokulu yeşilliklerle çevrili, yüksek ve güvenli yerlerdeki köşklerde, saraylarda, güzel meskenlerde, üst üste kurulmuş konaklarda ve evlerde bulunurlar. Bir kerpici altın, bir kerpici gümüşten olan bu binaların harcı keskin kokulu misk, çakılları inci ve yakut, toprağı ise zaferandır. Değerli taşlarla süslenmiş bu ihtişamlı konaklar, kişiyi rahat ettirecek şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca müminler için her biri tek bir inciden yapılmış, olağanüstü güzellikle çadırlar kurulmuştur. Çok yüksek olan bu çadırlar içinde yaşayan müminlerin, dolaşırken birbirlerini göremeyecekleri kadar geniştir. Her biri kendisine ait özel konaklarda ikamet eden cennet ehli, haftada bir gün Rabbi ile görüşme şerefine ererler. Allah onlar için arşını açar ve cennet bahçelerinden bir bahçede kendilerine görünür. Burada cennetlikler için nurdan, inciden, yakuttan, zebercetten, altından ve gümüşten koltuklar kurulmuştur. Cennet halkının makam bakımından en aşağı olanı, misk ve kafur tepecikleri üzerine yerleştirilir. Allah-u Teala her biriyle ayrı ayrı ilgilendikten sonra, onları canlarının istediği her şeyi almaları için cennet çarşılarına yönlendirir. Herkesi göz kamaştıran giysilerle dolaştığı, bu çarşılarda almak ya da satmak diye bir şey yoktur. İsteyenin her istediği yanı başına getiriliverir. Müminler bu buluşmadan güzelliklerine güzellik katan tatlı bir meltem ve üzerlerine serpilen güzel kokularla ayrılırlar. Cennetlikler kılsız, tüysüz, sürmeli, 30 veya 33 yaşlarında ve benzersiz güzellikte yaratılır. Gençlikleri ve güzellikleri ebedi olan bu ay yüzlü müminler için burada ne hastalık, ne fakirlik, ne de başka bir sıkıntı vardır. Dünyadaki sakatlık ve kusurlarından ise hiç eser kalmamıştır. Eşsiz güzellikte yaratılan cennetlikler arzu ettiklerinde farklı görünümlere bürünebilir. İstedikleri her surete girebilirler. Onlar için yorulmak ve sıkılmak da söz konusu değildir. Yalandan, kendilerini günaha sevk edecek diğer sözlerden ve faydasız işlerden uzakta, huzur ve esenlik içerisinde güven dolu bir yaşantı sürerler. Her türlü nimetin kendisini çevrelediği ahiret yurdunda hiçbir mümin yalnız değildir.
herkes eşiyle birlikte zevk ve eğlence içerisinde yaşar. Gölgeler altındaki koltuklara yaslanır. Dört bir yanlarında isteklerini yerine getirmek üzere görevlendirilmiş, saçılmış incileri andıran hizmetçiler yer alır. Ayrıca eşlerine çok düşkün ve kendilerine denk yaşta el değmemiş, güzel ve iri gözlü, son derece zarif huriler vardır. Cennetlikler ince ipekten ve parlak atlastan yapılmış yeşil renkte hiç eskimeyen elbiseler giyerler. Altın ve gümüş bileziklerle, incilerle süslenirler. Son derece parlak incilerle bezenmiş taşlar takan cennetliklerin tarakları altın, buğurdanlıklarının yakacağı da güzel kokulu çubuktur. Orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin zevk aldığı her şey vardır. Ayetinde veciz bir şekilde ifade edildiği üzere, cennette arzu edilen her şey fazlasıyla mevcuttur. Mümin kişi cenneti ve nimetlerini kazanmaya çaba sarf ederek yaşar. Ancak asıl olan kişinin Rabbi kendisinden, kendisi de Rabbinden razı olarak cennete girmeye layık olmasıdır. Zira cennet Allah-u Teala'nın salih kullarına ahirette vereceği mükafattır.